Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 29 Aralık. Bugün yılbaşı alışverişimizi yaptık. Yani gerekli olan, olan, olmayan yani bir takım şeyler aldık. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de bir şey dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Bir rahatsızlığımı dile getirmek istiyorum. Bu tür videoları, yani bu tür videoları derken alışveriş yapıp eve getirip de evde bunları size göstermek artık bana çok keyif vermemeye başladı. Çünkü neden? Çünkü sürekli aynı şeyler, bir de temel gıda ihtiyaç olan şeyler. Bunları artık son kez sizinle paylaşacağım. Bundan sonra paylaşmayı düşünmüyorum. Daha başka videolar, yani ürünlerle ilgili bilgiler yeni vereceğim. Ama evime getirip de işte şunları aldık, bunları aldık, bunları demek istemiyorum. Çünkü diyeceksiniz tepki mi aldım? Hayır, hiçbir tepki almadım ama ben rahatsızlığıma başladım. Çünkü... Neyse, uzun lafı kısası. Ben size kısa bir tanıtım başlayayım. Bugün yapmış olduğumuz alışveriş arkadaşlar. 1313 lira. Şöyle göstereyim ben size. Neler aldık 1313 liraya? Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Bir, iki tane şampanya. İtalyan şampanyası. Fragolini. Ondan sonra bir tane amaretto. Bu da İtalyan. Amaretto vişne veya çilek olması lazım. Karışık. Bu da normal bildiğimiz beyaz şampanya. İçki içen insanlar değiliz. Yani sürekli içki içen insanlar değiliz. Zaman zaman yani keyif olarak tükettiğimiz bir şey. Alkol oranları çok düşük. Bunlar mesela 12,5. Bu biraz yüksek. 125. Bu da 15. Yani alkol oranları bunlar arkadaşlar. Şimdi ben size bunu şöyle koyayım. Ha, fiyatlarını soracak olursanız, onları ben size söyleyeyim. Bulabilirsem. Arkadaşlar, Fragnoli bunlar 69 lira, yani 70, yani 10 lira. 7 ile çarptığımız zaman. Farnetelli, Fratelli 78, yani 8 lira pahalı. Bu da Asti 69. Yani 70, 69, 78 bu şekilde. Evet arkadaşlar, sonra şöyle bir dondurma. Şu dondurma beyaz vanilyalı. 200 yok. Ne kadar bu ya? Gözükmüyor da. 525. 500 yarım kilo de. Yarım kilo dondurma beyaz. Bunun fiyatı demiş Gelato Italiano. 35. 35 kıyına. Şurada bir dondurma arkadaşlar. Bu köpük dondurma. Çikolatalı, vanilyalı. Çikolatanın içinde ekstra vanilya var. Vanilyanın içinde de şey var. Kiraz. Artık aroması mı, marmelat mı ne? Bu da 450 gram. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 450 gram. Şu da 1 kiloluk sadece çikolatalı. Yani çikolatalı demeyelim ona, kakaolu diyelim. Ha, dondurmayı çok seviyorum. Tatlıyı daha doğrusu çok seviyorum. Zannediyorum bunu herhalde bir tek ben tüketeceğim. Şunları da şöyle kenara koyalım. Ondan sonra şöyle ufak bir tavuk baget aldık. Normal tavuğumuz var, aldık. Onun yanında ekstra bir şey yapacağız. İşte bu nedir? 14.40. Yani 2 lira. Şu gördüğünüz şey 2 lira. Şöyle bir tane mayonez, %72 oranında yağ oranı varmış, gramajı da 580 gram arkadaşlar. Şurada 580 gram. Bunun fiyatı 20.70, 21 lira. Yani 3 lira. Ondan sonra şöyle derin dondurulmuş. Yengeç eti. Şöyle göstereyim. Donuk olduğu için bunları hemen dolaba atmamız lazım. Yengeç eti arkadaşlar.
gramajı 500 gram. Bunun fiyatı 158, 160'de, 160 gram. Ondan sonra şöyle iki kutu bezelye. İki kutu bezelye. Burada bezelyeyi genellikle salatalarda kullanıyorlar. Ama ben tabii normal yemekte de kullanıyorum. Bezelyenin fiyatı arkadaşlar 11. 11 gibi. 510 gram. Yine şöyle 3 paket Marlboro, 2 paket 3 paket Rothmans. Marlboro'nun fiyatı Marlboro Gold 34 gülme bir tanesi. Rothmans'ın fiyatı 27.90, 28 gülme tanesi. Ondan sonra şöyle bir kutu mısır. Bu şekilde mısır. Kutu konserve mısır, tatlı mısır. Fiyatı 12. 12 günden. Ve bir paket yer fıstığı. Tuzlu. Gramajı 70 gram. 20 günden. Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz taze zeytin, yani öyle bizim tezgahlardaki salabura zeytin yok. Dolayısıyla böyle konserve olarak var. Bu İspanya'dan gelen, Türkiye'den yok maalesef. Ya İspanya, ya Yunanistan, ya İtalya. Oradan geliyor. Ha, 5 para da etmez, onu da söyleyeyim. Yani tadı bizimki gibi değil. Ama olmayınca da mecburen. Tabii ki salatanın içine bunu yapacağız. Aldık mecburen. Bunun fiyatı arkadaşlar 29 günü. Şöyle yine bir paket 278 gram kaşar peyniri. Bu tam yağlı arkadaşlar. Bunun fiyatı da 42.90. Şu bu neydi ya? What is this? Soap. Da. Da. Bu da arkadaşlar sabun. Yani anti alerjik bir sabun. White sabun. Beyaz sabun yani. Bu şekilde. Bunun fiyatı da 9.70. 10 lira. Şurada işte yemeklerde kullanılan eritme peyniri, pastalarda, keklerde. Biz bunu kahvaltıda ekmeğe sürerek yiyoruz. Bu şekilde. Bunun gramajı 250 gram. Fiyatı da 13.55. Bir de ben yoğurt yaptığım için, cam kavanozlarda yoğurt yaptığım için böyle plastik kabak aldım arkadaşlar. Metal kapaklarda zamanla paslanma oluşuyor. Çok da sağlıklı olmuyor. Böyle plastik kapak daha mantıklı. Bu içinde 10 tane var. Tersi 1 günlerden 10 günler. Sonra şöyle bir what is this? Good hair. Yani kafaya takılan şöyle. Show me. Show me. Böyle arkadaşlar. Yeni yıla artık kedi olarak mı gireriz, kaplan olarak mı gireriz, neyse. Bu şekilde. It's not for you, it's for me. Bu hanım için tabii ki. Bu 33 gram arkadaşlar. Bu Danimarka Hagen. Hamburg'in çikolatalı krema. Yani bizim bildiğimiz Türkiye'de işte Nutella, Ülker Çoko Krem gibi. Bunlar biraz pahalıca. Çünkü o tatlı şey yok burada. Gramajı da hemen söyleyeyim. 310 gram arkadaşlar. Şurada 310 gram. Bunun fiyatı da arkadaşlar 38.90.
oğlana şöyle iki tane şekerlememiz var, aldık. Bunun her biri 5.70, 5.70. Yani 6 bilmem ne bir şekilde. Şöyle bir tane plastik tel süzgeç aldık. Yoğurt mayalarken bazen maya istediğim kıvamda olmuyor. O yüzden ben mayayı kendim üretiyorum. Nasıl üretiyorum mayayı? İşte nohutla elde ediyorum. Yani maya kültürünü elde etmek için. O yüzden bu plastiği aldım. Bazı arkadaşlar soruyorlar, abi diyorlar, yani yoğurt Ukrayna'da yok, sen kendin yapıyorsun, mayalıyorsun. Peki mayayı nasıl buluyorsun ya da mayayı Türkiye'den mi getiriyorsun? Hayır arkadaşlar, mayayı da kendim yapıyorum. Onun da videosunu bir ara göstereceğim size. Ha, bunu kaça aldım? 3 gülüme. Evet arkadaşlar, yılbaşı için şöyle krakerler. Bunların fiyatlarını biliyorum. Bunlar 7 lira. Yani 1 lira tanesi. Gramaj olarak tuzlu kraker. Gramaj olarak da 80 gram. Ondan sonra şöyle muz. Arkadaşlar dediğim gibi muz burada ucuz. Yani Türkiye'de zannediyorum 6-7 liradan aşağı değil. Burada muzun fiyatı yani normalde genellikle kampanyalarda 17 ile 25 lirin arasında oluyor. Bugün 15 lirine aldık arkadaşlar. Yani 15 lirine 7 ile böldüğün zaman 2 lira 25 kuruş falan geliyor. Kilosu da ondan söyleyeyim ben size. 1 kilo 250 gram gelmiş. Özellikle yeşil aldım. Çünkü bazen kalıyor. Hemen bozulmasın diye bu şekilde yeşil aldım. Şöyle ceviz içimiz, kelebek ceviz dediğimiz 150 gram. Bu fiyat biraz pahalı. Yani Türkiye'de kıyasladığınız zaman, gerçi Türkiye'de de pahalı. 150 gramı söyleyeyim, 35. Evet arkadaşlar, 42.90. 43 gram. Ondan sonra şöyle bir set dediğimiz. İçinde ne var? Ondan sonra şöyle göstereyim. İçinde bir demet maydanoz, bir demet dereotu, bir demet de taze soğan var arkadaşlar. Üçü bir yerde. Yani salatalarda genellikle bu karışım, yani bu şekilde yapılıp satılıyor. Bunun fiyatı da 13.47. 13.47. Yani 14 olsa 7'ye bölsen 2 lira yapar. Şu arkadaşlar, burada Ukrayna'nın meşhur bizim bildiğimiz kalıp sabunlar var ya, şöyle göstereyim ben size. Kükürtlü sabun. Görüyor musunuz bilmiyorum burada, %72 oranında. Şöyle göstereyim. 72'yi gördünüz mü bilmiyorum. %72 oranında kükürt oranı varmış. Bu 10 düğün arkadaşlar. Şöyle 1 kilo sarı mercimek. Ben mercimek çorbasını çok seviyorum. Yapıyorum da. Burada mercimek çorbasını pek bilmezler. Mercimeği genellikle kırıp ezerler ve bunun şey yaparlar. Yani kaşar dedikleri bir yiyecekleri var. Onun içine kullanırlar. Yani tatsız tavan, yavaş bir şey yani. Çok da lezzetli bir şey değil. Ha, fiyatını söyleyeyim ben sana. Fiyatı 12.90. 1 kilo pirinç. Arkadaşlar bu baldo pirinç. Yani bizim Türkiye'deki baldo gibi. Burada baldo maldo ismini bilmiyorlar. Kırık pirinç, normal düz pirinç. Bir de kokulu, yasemin pirinç dedikleri pirinç var. Onları genellikle kullanıyorlar. Benim tercihim düz pirinç. Yani bu baldo. 1 kilo. Fiyatı da size söyleyeyim ben hemen. Arkadaşlar fiyatı da 22.90. 23 lira. Evet arkadaşlar, diğer bir şeyde şu şekilde, görüyor musunuz? Yani tam dolmalık, dolmalık biber aslında, kırmızı. Şu arkadaşlar bir tanesi 470 gram geldi. En büyüğünü aldım ben özellikle de. Yani avucuma sığmadığını görüyorsunuz. Bunu genellikle, yani bizim Türk usulü işte dolma doldurma olarak değil de salatalarda
genellikle kullanılır bu şekilde. Bunun 470 gram geldi arkadaşlar. Bunun kilo fiyatı 36 lira. Yani 36, 18, 16, 17 lira bir şey demiş oldum. Şöyle bir tane antibakteriyel sabun var. Bunu ne diye aldık onu bilmiyorum. Vibalis for us miydi? Yani oğlan için almışız. Oğlanın yüzünde alerji olduğu için. Bunun fiyatı how much is this? 20 20 gibiymiş arkadaşlar. Bunu ben almadım için bilmiyorum. Şöyle bir tane arkadaşlar. Lana. Mor. Salatalarda ben kullanıyorum. Burada pek kullanılmıyor bunlar. Yani satılıyor ama alan yok. Ve fiyatı da yüksek. Yani bunun fiyatı kilosu 50 gram'da. Bu yaklaşık 350-400 gram geldi. O şekilde hesaplayın yani. Kilosu 50 gram'da. Şimdi şöyle koyayım. Evet arkadaşlar. Meşhur salatalıklarımız boylar bu şekilde. Tırtıklı. Oldukça da lezzetli. Cacıkta genellikle kullanıyorum. Normal soyup taze taze. Tuza ban ban ye. Çok da güzel. Yani güzel, lezzetli. Yani daha önceki videomda da söylemiştim ben, belirtmiştim. Çengelköy salatalığı gibi. Arkadaşlar bunun fiyatı da 55 lira. Evet arkadaşlar. Pancara hastayım. Pancarı çok severim. Pancar şöyle iki tanesi. Yaklaşık 1,5-2 kiloya yakın. 1,5 kiloyu biraz geçeyim. Hatta tam net söyleyeyim. 1 kilo 750 gram. 738 gram. Kilosu da 8 gram arkadaşlar. Ben bunu alıyorum. Dönük bir tencerede önce kesiyorum. Ondan sonra bir güzelce haşlıyorum. Ondan sonra ben bunu salatasını yapıyorum. Sarımsaklı, sirkeli. 10 numara 5 yıldız oluyor arkadaşlar. Hatta birçok arkadaşlarımız abi işte senin madem aşçılık da var. Böyle birkaç tane video yapıp şey yapsana, paylaşsana. Biliyorsunuz bir sefer yaptım. Çok da ilgi çekti. Enteresan da geldi. Ama tabii ki şimdi Ukrayna rehberinin konseptiyle hiçbir alakası kalmıyor. Yani Ukrayna rehberine yemek tanıtımla alakası diyeceksiniz. Ama istekler doğrultusunda tabii ki bunu yapacağım. Yani arzu istek meselesi çoğaldıkça. Arkadaşlar patates. How much bir patates 1 kilogram? I forget. 6 gibi mi arkadaşlar kilosu? Yani şimdi burada etiket şeyde var. Yani burada fiyatı yazıyor da. Bunu hanım olduğu için ben direkt ona sordum şimdi. 6 gibi mi? And how much is kilogram? 3 kilogram? Not maybe 2 kilogram. You don't know? Hmm? We don't think. Maybe 1 kilogram. No, it's not 1 kilogram. Evet, 3 kilogram arkadaşlar. 3 kilogram. Right. 6 gram'da. Yani bir 90 kuruş falan yapıyor. Aslında bizim Türkiye'de fiyatların ismi ne işte? O. Show me. Evet arkadaşlar aslında yani birçok ürün Türkiye'deki ürünlerle hemen hemen hiçbir fark yok. Yani rakamsal olarak, fiyat olarak hemen hemen benzerlikleri var. Bazı ürünler ucuz, bazı ürünler pahalı. Yani mesela domates burada anormal derecede pahalı. Yani burada herkes domates almıyor. Ama buradaki fiyatı Türk parasına vurduğunuz zaman, ya abi Türkiye'de daha pahalı. Şimdi dediğim gibi yani Türkiye'de de ucuz olan şeyler var, burada çok pahalı. Ve burada da pahalı olan şeyler var, Türkiye'de çok ucuz. Yani o yüzden dediğim gibi yani direkt bir kıyaslama yapmak yanlış olur bence. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi artık alışveriş yapıp da eve getirdiğim ve onları sizlerle paylaştığım artık bu üçüncü video olacak. Ve son video olsun. Çünkü yani göz var, nizam var. İlk zamanlar ben onu düşünmedim. Olan var, olmayan var, alabilen var, almayan var. Yani ben buradaki amacım, abi işte biz bunları şöyle yapıyoruz, böyle yaşıyoruz, böyle yapıyoruz değil. Ben sadece paylaşmak istedim.
işte salatalık, yani salatalık herkesin alabileceği bir şey. Türkiye'de salatalık alabileceği bir şey. Burada pahalı, 55 lira. Yani 70 lira olsa neredeyse kilosu 10 lira. Yani bu şekilde. O yüzden arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda bazı sürprizlerim olacak. Yeni yılda da özellikle yeni sürprizlerim olacak. Biraz daha farklı bir konsept yapacağım. Yani çekip öyle paylaşmaktan öte yarı belgesel, yarı bilgilendirme amaçlı olacak. Yani ben çok fazla ön planda olmayacağım. Daha çok ürün ya da tanıtacağım ürün şeyler ön planda olacak. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet kalın. Original shot.